Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Venüs etkinliğine nasıl girmeliyiz? Venüs etkinliği nasıl bir etkinlik? Kısacası bundan bahsedeceğim. Şu an Venüs etkinliğinin ilk günündeyiz arkadaşlar. İlk 3 gün yükleme yapanlar kanat alıyor. Eğer kanadınız yoksa yükleme yapabilirsiniz. Ya da kanat parçası alacaksanız ufak tefek yüklemeler yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi venüs etkinliğini göstermeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar hatta çoğu arkadaşlar diyor ki engerek boş sevgidir, en Engerek almaya gerek yok veya engerek almayın. Onun yerine başka şeyler alın vesaire. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Engerek her ne kadar endo, exo veya karakteri direkt, direkt etki etmese de size ciddi bir SG'de güç artışı verir ve bu güç artışıyla örnek veriyorum. Bahar Dragon'un afişini görüyorsunuz en alttaki afiş. Gücün rakibinden %20 fazla ise ek atak yüzdesi zarar. Yani böyle bir özellikten faydalanırsınız. Ek olarak fasulyede çıkamadığınız katlara yani SG gücü yetmediğinden dolayı çıkamadığınız katlara çıkarsınız. Şimdi buradan göstereyim etkinliği. Bir tane radyansı olan veya e, hiç radyansı olmayan zaten özellikle alsın. Hiç radyansı olmayan kesin alsın. Yani özellikle almayacaksınız. Çok yükleme yapamıyorsunuz. Ki zaten biliyorsunuz oyun artık kur farkı koymaya başladı. Her şey birden iki kat arttı. Yani hiç alamam diyorsanız mutlaka dörtlü boş radyans alın. Tanrısal döküm taşlarında arkadaşlar leveliniz yetmese bile hani gizli taş yuvası aşılmamış olsa bile bunları alın ki ileriye dönük bir yatırım olsun sizin için. Dilek yıldızını ise arkadaşlar eee benim tavsiyem Melody Tanrıça etkinliği gelirse ona hazırlık olsun düşüncesiyle alın. Yani en güzel orada değerlendirirsiniz. Onlu TS parçasını ben pek tavsiye etmiyorum çünkü ciddi anlamda pahalıya geliyor. Yine de sizin bileceğiniz iş. Şu PvP silahı arkadaşlar almayın. Eğer 200 levelseniz alın. Almak istiyorsanız. Ki 200 levelde zaten etkinlik sahnesinden atıyor. Yani bunu şimdi alsanız örneğin 170 level olsanız bunu kullanamayacaksınız. O yüzden almayın. Seviye 7 taş pek tavsiye etmem. Sonuçta şerefle alınabiliyor. Yavaş yavaş taşlarınızı zaten dizersiniz. Arkadaşlar dediğim gibi Engellekler hakkında düşüncelerimi beyan ettim. Bazı arkadaşlar boş SG diyor. Madem engellekler boş SG, o zaman siz niye engellek alıp üstüne engelleyi geliştiriyorsunuz? Demek ki o kadar boş bir SG değil. Buradan yeni engellekler için tavsiye edeceğim engellek asitle kazılmış engellek olabilir. Çünkü e, yanılmıyorsam, yanılmıyorsam her saniye HP ye yeniliyor. Engelin HP'sini yeniliyor savaşa çıkan. Bunu gördüm çünkü. İkinci olarak altın zehirli engerek olur. Venüs etkinliğinin 3. gününde görüşmek üzere. Bugün Venüs etkinliğinin 5. günü. Evet arkadaşlar burada boss öldürme etkinliği geldi. Birinci leveldeki boss'u öldürdüğünüz zaman pamuk etek atıyor. İkinci leveldekini öldürdüğünüz zaman tekrar pamuk etek atıyor ve bu sefer pamuk kum saati atıyor. Boss öldürme seviyelerine göre ödülleri artıyor tabii ki. Maliyet de artıyor ama. Burada tanrıçaları %50 indirimle pamuk elmasla takas edebiliyorsunuz. Hemen bir alta geçelim. Arkadaşlar burada da en mantıklı alacağınız şey onlu TS parçası bir kere pamuk eti ben öldürüyorum mesela 2000 elmasa 5 tane bana pamuk eti atıyor ben 5 etkinlikte toplam 50 parça almış oluyorum tanrısal silah parçasını. en mantıklı olabileceğiniz şey budur zaten evet arkadaşlar burada pamuk kum saati yani boss'un e, hemen bakalım kaçıncı seviye boss'u öldürmek gerekiyormuş ikinci seviye boss'u öldürdüğünüz zaman size buradan verdiği pamuk kum saatiyle takas edebileceğiz eşyaları gösteriyor. Ee, burada ben daha hiç yıldızlamadım aslında yıldızlamam gerekiyor. Ya da işinize hangisi geliyorsa onu yapabilirsiniz. Ben ruhi yeşimini pek tavsiye etmiyorum çünkü iki günde bir zardan zaten topluyorsunuz parçaları hani aceleye gerek yok. Enjekte olabilir element taş o taşına da bence pek gerek yok. Hani sürekli TS arttıran biri değilseniz hiç gerek yok. Ama hızlı bir şekilde TS arttırıyorsanız o zaman alabilirsiniz tabii ki. Bir alta geçiyorum. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Venüs'ün asası. Bence buradan hiçbir şekilde hiçbir şeyin takasına girmeyin. Oyun başında olsanız da girmeyin. Oyun sonunda olsanız da girmeyin. Ha belki böyle çok oyunun sonlarına gelmişsinizdir. Moda güçlendirme taşı alabilirsiniz. Ama gümüş düdük size şöyle söyleyeyim. Belki bugün oyunun başındasınız ama emin olun 4-5 ay sonra gümüş düdüğü artık hani harcayacak yer alırsınız. Hani yani depoda duruyor yani 2K, 3K hiç gerek kalmıyor. Yani görünüm için yani buradaki atak mesela 30 gün veriyor. E, atak 50-100 arası diyor. Yani bunlar çok büyük bir şey değil. Ama hani görünüm biraz şekilli olsun diyorsanız alabilirsiniz. Burada günlük yükleme yaptığınızda size müzik kutusu atıyor. Bunu zaten e, ilk gün videosunu çektim. Evet burada Venüsün çelengi ile takas edebileceğiniz şeyleri görüyorsunuz. Dediğim gibi yükleme yapabilecek şansınız varsa buradan 4 radyans takasına girebilirsiniz. Ama buradaki radyans HP radyansı hani HP'den önce atak özellikle kritik bulabiliyorsanız kritik takasına girin. Arkadaşlar burada Dönüşüm beceri kitabı 2 venüs çelengi istiyor. Yani 2 venüs çelengi ve 3.5k elmas sanki biraz fuzili masraf gibi geliyor. Hani hiç venüs çelenginiz olmasa 6.000 elmasa zaten dönüşüm açabiliyorsunuz. Yani 2 venüs çelengine bence yazık olur. Yine tabi sizin bileceğiniz iş. Arkadaşlar burada modalar var. Eğer hiç moda tasarımınız yoksa ve çok istiyorsanız. Bence bir kere mahsus alabilirsiniz. Tamamen sizin bileceğiniz bir iş. TC'yi 5'e atmak için gerekli olan. TC'yi 13'e atmak için gerekli olan. Zaten arkadaşlar burada da harcadığınız elmas miktarıyla kaçıncı sıraya girdiğinize bakabilirsiniz. 2 ve 3. olana 8 level taş. 1. olana PvP silah için panda sütü atıyor. 4-10 sırası için 7 level taş atıyor. Arkadaşlar Noel tanrıçası verdi bu etkinlik. Aslında özellikleri güzel ama çok oyunu yükleme yapan biri olmadığım için hele ki şu kuru farkından dolayı işim daha da zorlaştığı için sadece melodi tanrıçasına girmeyi düşünüyorum. Burada müzik kutusuyla değişim yapabileceğiniz envanterler var. Arkadaşlar fazla tanrıçalarınızı hani geliştirmeyeceğiniz biriken tanrıça parçalarınızı burada Değiştirebilirsiniz. Tanrıçayı komple satmak yerine. Evet, etkinlik kısaca bu kadar arkadaşlar. Ben ee, ben elimden geldiğince kısa tutmaya çalışarak anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.